Evet, merhabalar, ne demiştik? Stokçular fiyat kırmak zorunda kalacaklar. Stokçular uygun fiyattan bu araçları topladılar. Şimdi liste fiyatının çok daha altına piyasa durduğu için bu araçları satmak zorunda kalıyorlar. Örneğin Renault Taliant'tan gelecek. Taliant bildiğiniz gibi sınıfında pek de bekleneni veremeyen bir ürün olarak karşımıza çıktı. Haliyle satış noktasında en çok baltalanan ürünlerden biri. Liste fiyatıyla sarı sayfalar fiyatları arasındaki uçurum 60 bin lira seviyelerine geldi. 60 bin lira liste fiyatının altında bu aracı satın alabiliyorsunuz. Şimdi fiyatlara bakalım. Örnek aracımız Joy paketli Taliant. Taliant gördüğünüz gibi 2021 ve 2022 model yılında 360 bin lira seviyesinde bir anahtar teslim fiyat sunuyor. Çünkü üzerinde opsiyonlarla beraber fiyatlar fark edebiliyor. Ama stoklanan araçlar, stokta elde kalan araçlar gördüğünüz gibi 295 bin lira seviyesinde Joy otomatik vitesli araçlar artık bulunabilir hale geldi. Çünkü piyasada yaprak kımıldamıyor. Zaten Taliant da bu anlamda talebin düşük olduğu bir üründü. Fiyatların bu şekilde arada kalmasıyla beraber satış adetleri görmeye başlamıştı. Şimdi sıfır showroomlarda kolaylıkla Taliant'ı zaten bulabiliyorsunuz. Taliant kesinlikle sıra olmayan bir ürün. Haliyle ikinci elde de bu arabayı stoklayanlar bu arabayı elden çıkarmakta zorlanıyorlar. Fiyatı kırdıkça kırdılar dediğimiz geliyor. 50-60 bin lira liste fiyatın altında bu araçları rahatlıkla görmeye başladık. Taliant Renault'un sembol yerine çıkardığı B segmenti sedan, fakat Dacia havasını çok fazla hissediyoruz. Kalite seviyesi maalesef rakibi Egea'nın gerisinde kalmış durumda. Tabi burada otomatik şanzıman artısı var. Otomatik şanzıman cephesinde de rakibi Honda City. City'de fiyatlanma anlamında Taliant'a göre daha optimum noktada, yani fiyat fayda anlamında City biraz daha mantıklı gözüküyor. Bu da Taliant'ın işini zorlaştırıyor. Buradaki gibi Joy paketli araca alaşım jant ya da multimedya gibi eklentilerle aracın havası iyileştirilmeye çalışsa da baktığınızda arka camlarda elektrik desteği olmaması gibi pek çok zayıflık maalesef Taliant'ın işini zorlaştırıyor. Aynı şekilde araçta elektrikli aynada bulunmuyor. Bu arada sonradan takılan bu multimedya aslında orijinal multimedyadan daha da güzel gözüktüğünü söylemem lazım. Evet, bu seriyi beğendiyseniz yine aynı şekilde showroomlardaki fiyatlar nasıl, sarı sayfalarda ne kadar fark oluştu, bu konuya girelim. Piyasa ne haldeydi, ne oldu? Eskiden sıfırdan pahalıya satmaya çalıştıkları araçları şimdi liste fiyatının 50-60 bin altına satmakta zorlanıyor. Dediğimiz gibi gün olur devran döner. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.